Son 9 bir yandan üretim farkındalığı yarattı. Üretim farkındalığında bizim klasik üretim yöntemlerimiz ve yeni normal döneme ilişkin bazı üretim aktivitelerini de gündeme soktu. İşte gıda güvenliği bunun en başı çeken unsurları arasında yer alıyor ama artık yediğimizin, içtiğimizin de daha hijyenik bir çerçevesi olması gerekiyor. Bu konularda girişimci ve Huga Food'un kurucusu Sayın Emine Yılmaz şu dakikalarda Skype bağlantısıyla yayınımıza konuk oluyor. Sayın Yılmaz, Emine Hanım günaydınlar, iyi bayramlar diyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın. Herkesin bayramı kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz genelde böyle bayramlarda işte diyet, işte yani gıdanın bir başka perspektifini sürekli konuşurduk. İşte hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı ama tabii içinde bulunduğumuz COVID-19 süreci, gıdaya ilişkin endişeler, gıda güvenliği, gıda denetimi gibi birçok kavramı çok daha farklı anlamda bize sundu. Özellikle gıda sektörü pandemi süreci sonrasında nasıl bir çerçeveye oturacak? Buna dair sektör temsilcileri neler konuşuyor? Ya da sizin önümüzdeki süreçteki perspektiflerinizde neler var? İsterseniz oradan başlayalım. Tabii. Diğer sektörlerde olduğu gibi aslında gıdada da çok büyük bir değişim olacak. En önemlisi lojistik açıdan değerli bölgeler öne çıkacak. Türkiye bunlardan biri olacak. İklim çeşitliliğinin fazla olduğu ülkeler yine öne çıkacak. Farklı meyve ve sebzeleri yetiştiriyor olmak, özellikle yine depolanması kolay hububat gibi ürünleri yetiştiriyor olmak bir kere sizi diğerlerinden değerli kılacak. Yine bu noktada da Türkiye ön plana çıkmış oluyor. Birçok ülkenin ihracatını uzak Çin gibi ülkelerden yaparken bir anda orada olan durumdan dolayı tedirgin olması yine aslında tüm gözleri bir Türkiye ve Türkiye'ye benzer ülkelerin çekti. Biz de Hoga Foods olarak bir girişim şirketiyiz, gıda girişim şirketiyiz. 2018'den bu yana çalışıyoruz. Yaptığımız işler aslında Türkiye için yeni işler. Bitkisel içeriklerle birçok gıdanın alternatifini üretiyoruz. Öncelikle havyar ürettik sadece bitkilerden. Şimdi bitkilerden süt ve süt ürünleri, yine Türkiye'nin değerli peynirlerini, sütlerini yorumluyoruz. Ve büyük çalışmalarımızdan biri de bitkisel etler. Bunun gibi artık daha sürdürülebilir, ekosisteme uyumlu, yeni gıdaların oluşmasının da aslında önü açılmış oluyor. Artık insanların son dönemde, son 10 yılda dataya olan ilgisi de çok fazlaydı. Ve tarım, gıda, işte belirli konular biraz geride kalıyordu açıkçası. Biz ne kadar mesela teknolojik bir şirket olsak dahi birçok teknolojiyle bazen şey yapamıyorduk. Yani daha ilgilerini çekiyordu yatırımcılar gözünden bakıldığı zaman. Şimdi artık gıdanın parladığını görebiliriz. Evlerinde duran, şu anda bayram nedeniyle işte alması gereken birçok gıdaya ulaşmak zorunda kalan insanlar var. İster istemez gıdada bir artışlar da neden oldu. Artışlar da var. Bu insanlar da artık güvenli gıdaya ve uygun maliyetli gıdaya ulaşmak daha çok isteyecekler. Ve üretim yapan insanlar da daha değerli olacak. Yani şu anda daha çok tüketen insanların olduğu bir dünya var. Ve gelen nesil de buna tam anlatılmadı. Yani daha çok datalarla, bilgisayar ortamında bir şeyler olabileceği anlatıldı. Ve onlar da aslında bir anda yakalandılar bu duruma. Artık dünya üretimin daha değerli olduğunu, işte stoklamanın belki işte belirli gıdaların hakimi olmanın yani öne çıkmanın bunların çok değerli olduğu anlatıldı. Gıdada böyle gelişmeler var. Önemli ama sizin çalışmanız da benim özellikle dikkatimi çekti. Şimdi kimyasal olarak bazı çalışmaların bu konuda olduğunu duyuyordum hani dünya çapında ama bitkisel bazlı sizin anlattığınız sepeti pek duymamıştım. Dünyada bir ilk mi bu çalışma ve nasıl bir Ar-Ge süreci yönettiniz? Bizim üründen de ben biraz bahsedeyim. Biz şöyle bir daha olay başındaydı ve Türkiye'de henüz bir gündem dahi yoktu.
Girişimci olduğumuz için dünyayı çok yakından takip ediyoruz. Paydaşlarımız, farklı yerlerde işte haberdar olduğumuz arkadaşlarımız da var. Dünyanın her bir yerinde Türkler var biliyorsunuz. Böyle bir şeyin olabileceği, zaten birçok yerde de böyle fikirler vardı. Yani bir virüs gelecek, filmlerde de vardı. İnsanlar bir anda bu gibi durumları yaşayacak ya da işte iklim değişikliğinden dolayı birçok ürünü yetiştiremeyeceğiz, kıtlık başlayacak. Bunun gibi senaryoları biz girişimciler olarak önemsiyoruz. Yani bizim farkındalığımız biraz daha farklı olabiliyor ne yazık ki diğer insanlara göre. Çok daha farklı şeyleri düşünüyoruz. Günün sonunda bizim bir bitkisel içeriklerle olan bir know-how'umuz var ve değerli bir birikimimiz var. Bununla ne yapabiliriz dedik. Ve Türkiye'nin en gündeminde olacak şeyin gıda olduğunu o günden öngördük. Ve diğer en önemli şeyin de Türkiye'nin bir gıda üretici olması. Her ne kadar tarımla ilgili farklı politikaların işlenmesiyle altyapıda hasarlar olsa da hala Türkiye bir tarım ülkesi ve toprakları verimli ve iklimi de uygun birçok ürünü yetiştirmeye. Biliyoruz ki Türkiye'de ihracatta da öne çıkıyor sebze ve meyvede, özellikle yaş meyve sebzede. Ve bu ürünler virüs nedeniyle belki yurt dışına çıkamayacak. Ve biz bunu o gün çiftçimizin kaybı olarak gördük. Yani bin bir emekli yetiştirilen bir ürünün sınır kapısında kalması. Bu çok üzücü bir şey. Ve biz de bitkisel içeriklerle bir meyveyi nasıl kaplayabiliriz? Ve bunu bir virüs kalkanı nasıl oluşturabiliriz? Bunun üzerine kafa yoruyoruz. Tüm COVID-19 süreci boyunca biz laboratuvarda çalıştık. Ve hala da çalışmaya devam ediyoruz. Birçok deneme yaptıldı. Şu anda bir ışık gördük ve devamımızı getiriyoruz. Zaten bu süreç bu sayıların azalması çok sevindirici fakat devam edecek. Kış sezonunda tekrar ikinci bir dalga gelmesi bekleniyor. Bunun gibi Türkiye'nin bilimsel olarak önemli stratejik konularda değerli adımlar atması gerekiyor. Ve girişimcilere de büyük işler düşüyor bu noktada. Benim bir değinmek istediğim konu da şu. Buyurun. Şimdi mesela bu gibi çalışmaları dünyanın farklı ülkeleri de yapıyor olabilir. Yani bizim takiplerimiz neticesinde henüz daha başarılı bir şey yok ama yapıyor olabilirler. Fakat bu konular artık stratejik gündem gibi. Yani bir silah gibi oldu. Yani ülke başka bir ülkeye vermek istemeyecek. Burada farklı konular gündeme gelecek. Burada Türkiye'nin her konuda yani bu stratejik konularda altyapısını tamamlıyor olması lazım ki yavaş yavaş onlar da fark edildi ve belirli konularda neden Türk malı ürünler olmasın, neden biz de yapmayalım diye bir odaklanma oldu. Benim sektörde gözlemlediğim bu da çok sevindirici. Artık pek konuda çalışamayan ya da iş yapamayan birçok bilim dalı insanı şu anda değerli oldu. Mesela biyologlar, virologlar bunlar çok az istihdam edilen, belirli konularda sadece danışılan insanlardı. Şu an mesela gündemin en parlak insanları oldular. Ben de kimya mühendisiyim. Kimyasalların ve bunun gibi doğal içeriklerle neler yapılabileceğinin, ne kadar farklı ürünler yapılabileceğinin bilincindeyim. O yüzden bu konulara odaklanırsak, yani Türkiye'nin çok yetiştirilmiş, yetişmiş, çok değerli insanları var. Çok akademisyenlerinin dışında kendi halinde çalışan öyle mucitlerimiz de var ülkemizde. Yani herkesin işbirliğiyle ben bu süreci çok en az hasarla atlatabileceğimize inanıyorum. Çünkü ülke olarak da yani belirli durumlarda bir anda kenetlenebiliyoruz. Bu da sevindirici oluyor. Bunlar güzel tarafları. Çok haklısınız. Peki biraz daha içeriği sorgulamak istiyorum. Yani muhtemelen bileşenleriyle ürettiğiniz mesela işte havyar ya da et gibi ürünlerde bileşen konusunda bir sıkıntı yok ama hani bildiğimiz gibi bir et mi, bildiğimiz gibi bir havyar mı tadı vesairesi? Yani biraz o tarafı da merak ettim ama dinleyicilerimiz de belki merak ediyordur. Tabii. Bu yeni bir durum aslında. Dünyada da bitkisel etle ilgili çalışmalar var. Hatta etin hücrelerini çoğaltarak et yapılma gibi çalışmalar da sürüyor. Bunu yapan çok belirli başlı işte Amerika'da, İngiltere'de benim takip ettiğim firmalar var. Yavaş yavaş Uzak Doğu'da da başladı bu işler. Çünkü sürdürülebilir gıdaya ihtiyaç duyacağız ve belirli vitamin ve mineralleri, proteinleri içeriyor olması lazım. Yani mesela mucize gıdalar üretilmeye başlayacak. Belki artık üretirken daha seçici olacağız.
belirli ürünleri daha çok üreteceğiz. Bundaki teknoloji aslında şu, yine ana üründen başlıyorsunuz. Yani ilham aldığınız bir mesela et var. Etin sadece görüntüsüne ulaşmak değil zaten, kokusuna, dokusuna, içeriğine, yani vitamin mineral oranına, protein oranına, yağ oranına, lifine, size verdiği o yemek yeme deneyimine, bunların hepsi bir gıda teknolojisiyle oluyor ve yani birbirini takip eden algoritmalar diyebilirim. Ve burada tüketici testleri yapılıyor kendi içimizde. Yani ürün yapılsa dahi, belirli bir başarıya ulaşsa dahi tüketiciden de onay alması gerekli. O yüzden de tüketici testlerini de ben çok değerli görüyorum. Ve dünyanın farklı tat beklentileri var. Mesela Türkiye'ye personel olarak, yani hedef alarak, Türkiye'nin tüketicisini göz önünde bulundurarak geliştirdiğimiz bir ürünü biz İngiltere'ye yollayamıyoruz. Çünkü İngiltere'nin belirli beklentileri daha farklı. Mesela Türkiye daha tuzlu, işte yağlı yerken onlar daha farklı beklentileri var. Kiminin protein beklentisi çok fazla. Mesela Amerika'nın protein ürünü isteği çok daha farklı oldu. Yine uzakta Hong Kong'dan işte mesela onlar bitkisel ürünlere çok daha yakınlar. Bizim havyar numunelerimizi mesela çok beğendiler yolladığımız numunelerde. Bunun gibi birçok konuda yani kolay bir iş değil. Ama yönetildiği zaman doğru bir şekilde bir sistematiğini oluşturduğunuz zaman bunlar yapılabiliyor. Biz şunu söylemiştik aslında. Türkiye'nin işte bitki çeşitliliğinin fazla olması, güneşli gün sayısının fazla olması, onun dışında lojistik olarak avantajların olmasından dolayı neden Türkiye bitkisel gıdalar, özellikle bu et, süt gibi alternatiflerin merkezi olmasın? Yani çünkü hem bunu üretecek istihdam edebileceğimiz insanlar da, kalifiye adamımız da var. O yüzden biz şu an yatırımcıları Türkiye'ye çekmeye çalışıyoruz. Burada da ne yazık ki Türkiye'de girişimcilik ekosistemi girişimciler açısından ilerlemiş olsa da yatırımcılar açısından pek ilerlemiş değil. Birazcık daha böyle farklı bir bakış açısı var yatırımcıların şirketlere. İşte büyük bir hissesini alıp patron olma gibi kısa vadede. Böyle bir sistem değil de tam girişimcilik sisteminde böyle bir hani çoklu yatırımların olduğu, işte büyük işlerin yapıldığı, herkesin içeri girerken sadece parayla değil, işte zekasıyla ne yapabiliyorsa, işte avukatsa avukatlık olabilir, işte yurt dışıyla bağlantısı varsa yurt dışıyla bağlantısı olabilir gibi kavramları beraberinde getirdiği zaman bir yatırımcı gerçekten yatırımcı oluyor. İşte bunları Türkiye'de bulmak çok zor olduğu için biraz, ki ben ekosistemin tam yani ortasında bir insanım. Herkesle görüşen bir insanım. Ne yazık ki zor. O yüzden yavaş ilerliyoruz. Tek konu bu. Keşke biraz daha hızlı ilerlesek. Bugün et de hazırdı mesela. Yine çok önemli bitkisel et üreten dünyadaki firmaların satışları 2'ye 3'e katladı. Amerika'da özellikle. Çünkü hem kolay stoklanabiliyor, hem besin değeri yüksek, hem istediğiniz zaman tonajlarda üretebiliyorsunuz. Bunun gibi artı özellikleri olduğu için yani tüketiciden de talep görüyor. Çünkü birçok insan işte vegan, vejetaryen ya da fleksitaryen, yani bazı günler hiç et yemediği günler oluyor. Farklı şeyler arayanlar, işte yeni Z kuşağının gıdadan beklentileri, daha böyle eğlenceli gıdalardan beklentileri. Bunun gibi birçok değişen gıdada da çok büyük değişimler var, değişkenler var. Bu nedenle bu ürünlerin tüketicileri de hazır aslında. Türkiye'de de oluşmaya başladılar. Doğru şeylerle, planlamalarla, doğru insanlarla ben Türkiye'nin bu konuda çok öne çıkacağını düşünüyorum. Tabii mesela bir kilo havyarı, bir kilo eti ne kadar sürede, yani normal koşullarda oluştuğunda ve sizin yaptığınızda nasıl bir fark var? Bir de saklama ve dağıtım koşulları gıdada bu önümüzdeki döneme çok daha farklı yansıyacak. Herhangi bir yine ek koruyucuya gerek olmaksızın kendisini koruyabilir bir halde oluyor mu bu gıdalar? Çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle mesela bir havyar çiftliği kurmak istesek milyon dolarlık bir yatırım. Yine aynı şekilde büyük baş hayvan çiftliği kurmak istesek yine büyük bir yatırım. Ve mesul olduğunuz bir hayvan sağlığı var ve onların refahını gözetmek zorundasınız. Birçok hayvan çiftliğinde de büyük baş ve küçük başta sürü sağlığını korumak için düzenli ilaçlar veriliyor, hormonlar veriliyor, antibiyotikler veriliyor.
Bunlar çok büyük maliyetli şeyler. Bunu Türkiye henüz üretemedi. Yani hayvan sağlığı konusunda, ilaç üretimi konusunda henüz daha gelişmedik. Bunların hepsi ithal geliyor. Bir kere bu noktada ithal gelen ürünlerle, ithal yemlerle, ithal hayvanlarla oluşturulmuş suni bir hayvancılık sistemi var Türkiye'de şu anda. Herkes nasıl hani köylerimize dönelim, hayvancılık yapalım diye birbirleriyle mutlu bir şekilde böyle hedefler koyuyor olabilir ama durum bu şekilde. Ve böyle bir sistemin içinde hala yani o sistemi daha iyileştirebilirizin dışında nasıl farklı bir şey yapabiliriz? Bir girişimci gözüyle ben olaya böyle bakıyorum. Burada bizim yaptığımız şeyler bir laboratuvar ürünü de değil. Biz sadece mesela yüksek proteinli mesela gıdaların işte izole edip proteinini onu mesela protein kaynağı olarak kullanabiliyoruz. Onun dışında işte tat ekstrakları, birçok aromalar, işte bunun gibi doğal aromalar hem de bunlar. Bunlarla farklı karışımlar yapabiliyoruz. İşte renk pigmentleri kısmında işte birçok çiçeğin özütü var mesela kırmızının tonları var o kadar çok çeşit. Bunlarla ilgili çalışmalar var ki artık et endüstrisinde de artık bitkisel kaynaklı renklendiricilere geçildi. Bunun gibi aslında alıştığımız şeyler bazen bizi şaşırtabiliyor. Yani bunu böyle çok derin düşünmek gerekiyor. Alıştığımız şeyin iyi olması, iyi olduğu biraz sorgulanabilir açıkçası. Böyle yeni bakış açılara da çok ihtiyacımız var. Bir de mesela bizim üretici üretmek istediğimiz ürün tipinde, yani bu bir sistem zaten. Burada depolanabilir, işte istediğimiz zaman tonajlı ürünü yapabiliyoruz. Siparişe göre aniden yapabiliyoruz. Mesela siz bunu bir canlı hayvanda bunu yapamayabilirsiniz. Yani aniden hemen büyütemezsiniz hayvanları. Belirli stoğunuz vardır. Belirli bölgeden ancak yapabilirsiniz. Soğuk zincir ürünüdür. Bizimki de keza soğuk zincir ama biz onu da yine belirli iyileştirmeler de yapıp soğuk zincirden de kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz ama biraz zor olabilir orası. Yani yine soğuk zincir olacak ama yani istediğimiz zaman istediğimiz ürüne ulaşabileceğiz. Burada tabii bir bu kısım var. Yani ekonomik ve bu teknolojik açıdan bakılan kısım var. Bir de daha çok sürdürülebilir kaynaklar ve dünyanın işte bu bakın iklim değişikliği geldi aslında. O kadar konuştuk, konuştuk. Bakın bu yaz kışı yaşıyoruz neredeyse. Geldi kapıda. Yine bu noktada da büyük metan gazı üreten canlının büyük baş hayvanlar olduğu sorgulanıyor. Bill Gates bile bu konuda defalarca açıklama yaptı. Dünyanın sorunu büyük baş hayvanlar dedi. Yani bunun gibi farklı önermeler, bu Türkiye için yeni düşünce tipleri. Ben herkese saygı hani duyuyorum. Bu konuda çünkü farkındalık daha henüz oluşmadığı için ilginç gelmiş olabilir dinleyicilere de benim konuşmalarım ama ekosistemde bir sera gazı da bir değişim söz konusu. Bu da bu konuda da biz tükettikçe ve daha çok ete ihtiyaç duydukça bu da daha çok artacak. Nüfus artıyor. Nüfus artarken bunları minimize etmek, optimize etmek zorlaşıyor. Bunun gibi nedenlerden dolayı her türlü ihtiyacımız olacak bu konuya. Bu konuda da daha çok çalışılmasını istiyorum. Biz şimdi projeler yapıyoruz TÜBİTAK'ta. Bazen işte jürilerimiz oluyor, görüşmelerimiz oluyor. Türkiye'nin belirli başlı fakültelerinin, yani bunlar en büyük fakültelerinin hocalarıyla işte jüri görüşmelerimiz oluyor. İşte bize sorular soruyor, anlatıyorlar. Bizim yaptığımız şey onların çalışmalarının bile üzerinde olabiliyor bazen. Bu beni çok şaşırtıyor açıkçası. Yani Türkiye bu konuda da biraz geride kalmış. Onu gördükçe çok üzülüyorum. Çünkü yani gündemi takip etmeliyiz. Dünyada neler oluyor? Bunları görmeliyiz. Çünkü çok yakın bir süre içinde Türkiye'ye farklı bitkisel içerikli gıdalar girecek. Ve bunları girmeden neden yerli ürünleri biz yapmayalım ve başka ülkelere satmayalım? Bizim derdimiz bunlar aslında. Peki şimdi biz bu işin farklı girişimcisini mi bekliyoruz, kamudan destek mi bekliyoruz harekete geçmek için, işte herkesin ulaşabilir hale gelmesi için ya da iyi pazarlama alanlarını bulabilmek için? Talep ne? Kesinlikle ben bu işleri bir ekip işi olarak görüyorum. Girişimcilerin de ekosistem içinde bu konuyu anlatırken, yani ben 2 senedir bu konuyu anlatıyorum açıkçası. Yavaş yavaş bir noktaya gelindi. Yani önce fikirdi, şimdi yavaş yavaş MVP One denilen
işte elle tutulur bir görsele ulaşıldı, yani bir ürüne ulaşıldı. Artık yatırımcıya bakın böyle bir ürününüz var denilebiliyor. Bu da böyle katman katman ilerliyor. Devletin bu konuda bir yatırım olur mu bilmiyorum ama ben şöyle söyleyebilirim. Aslında oluyor dolaylı yoldan. Çünkü TÜBİTAK desteği alıyorum. KOSGEB desteği alıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan farklı destekler var Türkiye'de. Onun dışında Avrupa Birliği desteklerine de kolay ulaşılabiliyor. Sadece biraz yavaş ilerliyor ve elinizde de bir kapitalin olması lazım. Yani bir paranın olması lazım parayı işletebiliyorsunuz. O noktada biraz Türkiye'de işler yavaş gidiyor. Yani diğer tarafta mesela şirketin yüzde işte 10 hissesini verdiğiniz zaman 1 milyon dolarlık bir yatırım şirkete girip o parayla artık neler yapabileceğinizi siz düşünün kısa sürede. Yani ama burada öyle işler ilerlemediği için biraz yavaş ilerliyor. Ama bizim belirli ürünlerimiz mesela havyar satışa çıktı. Yani zor şartlarda da olsa bizim hedeflerimizden biz sapmıyoruz. Yani burada özveri böyle farklı milli duygular vesaire birçok şey olduğu için bizi etkileyen bizim şeyimiz etkilenmez yani bu konulardan bir noktaya gelir. Fakat bunun marketing gibi çok insana ulaşması kesinlikle ben size katılıyorum bir ekip işi ve bir farklı bir işbirliğiyle oluyor. Bu konuda da işbirliği yapmak isteyenlere kapımızın açık olduğunu söyleyelim. Zaten biz 7/24 neredeyse çalışıyoruz. Laboratuvardayız, ofisteyiz. Bu konuda da bize ulaşmak isteyenler olursa, bu konuda belki farklı işler yapmak isteyenler, biz açığız. Peki efendim. Zaten girişim olmalı. Emine Hanım çok teşekkür ederim bizi kırmayıp yayınımıza katıldınız. Benim için de değişik bir bayramda gıda profili oldu. Ama özellikle havyarı ben de merak ettim. Umarım en kısa zamanda diğer ürünlerinde böyle seri üretimine geçtiğini sizlerle konuşur hale gelebiliriz diye de ümit ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Size ve ailenize mutlu, sağlıklı bayramlar diyoruz. Bizden bütün mesai arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletin lütfen. Ve sevgiler, saygılar. Efendim işte Huga Food'un kurucusu, girişimci Sayın Emine Yılmaz'la bu sabahın farklı bir gündemini değerlendirdik. Gıda, gıda güvenliği, yeni gıdalar, yeni hijyen şartları birçok unsur önümüzdeki süreç için konuşuluyor. Biz de böyle satır arasını ayrıntılandırmaya çalışıyoruz. Bilimin rehberliğinde bu meseleleri eğrisiyle doğrusuyla yayın kuşaklarımızda dile getirmeye gayret göstereceğiz.